Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O insanı kusursuz bir şekilde yarattı. Üstün kabiliyetlerle donattı. Kainatta ne varsa hizmetine sundu. O tüm bunlara karşılık insandan tek bir şey bekledi. Kulluk etmesini. İnsan Allah'a yakışır bir kul olmak için mutlak bir itaatle boyun eğer. Kulluk bilincini taze tutmak için Allah'a ibadet eder. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. İslam'ın emrettiği diğer ibadetlerse namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, hac etmek ve zekat vermek. Farz olan bu ibadetlerin dışında iyi niyetle ve samimiyetle yapılan her işte sevap kazandırır elbet. Adaleti gözetmeyi, ailesinin nafakasını temin etmeyi, selam vermeyi, sadaka vermeyi de ibadet farz et. Çünkü iyiliği amaçlayan her iş aslında birer ibadet. İnsan ibadetleriyle gelişir. Namazla vakit disiplinini öğrenir. Oruçla nimetin değerini, zekatla paylaşmayı öğrenir. Hacla eşitliği ve kardeşliği. İbadet eden insan Allah'a derinden bağlanmış ve insan olmanın sorumluluğunu öğrenmiş kişidir. Çünkü ibadetlerde Allah'a duyulan sevgi, hürmet ve itaatin özü gizlidir. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.